Shell Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası 5. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rally'si, Castrol 4 Team Türkiye takımından Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi. İlk gün Castrol 4 Team Türkiye ekibi Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ikilisi günün ilk etabında best time yaparken, ikinci etapta ise fazla temkinli davrandı ve 4. zamanı yaptı. Sonunda BC Vision Motorsport adına yarışan Buğra Banaz, Gürkal Menderes ekibinin 4 salisi önünde lider tamamlayan Castrol 4 Team Türkiye ekibi Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ikilisi Kocaeli Rally'sine iyi başladı. Sağ 3 kez orta. Sol 4 tight hızlı. Sağ 3 kez iç. Sol 4 orta. Sağ 3 yürü. 10, iş, sol 3 orta. Sağ 2 ters uzun, sonu 4 çok iç. Dibi sol 7 elbo, burayı hatırla. BC Vision Motorsport adına yarışan Buğra Banaz, Gürkal Menderes ilk gün geçilen her iki etapta da ikinci zamanı yaparak günü tamamladı. Dört salise farkla günü ikinci sırada tamamlayan Buğra Banaz, Gürkal Menderes ikilisi sezonun ilk toprak rallisinde gösterdikleri performansla yine dikkatleri çekmeyi başardı. Sabir dıştan taklalı. Nasılsın? Çok iyiyim. Dıştan taklalı. BC Vision Motorsport takım pilotları Burak Çukurova, Vedat Bostancı ikilisi ilk gün ilk etaba kontrollü başladılar. Etapta 3. zamanı yaparken 33 saniye zaman kaybı yaşadılar. Sol bir komple iç, 20 sağ bir uzun dibi, komple iç, 200, hadi. En dipte tepeyle sol bir iç. Sakın kaldırma. 200. Sol 3. Uzun dibi kapalı. 30. Sağ 5. İkinci etapta ise performansı artıran ekip best time yaptı ve günü 10.9 saniye zaman farkıyla 3. sırada tamamladılar. İlk etapta 33 saniye kayıp yaşamasalardı günü en az 20 saniye farkla lider tamamlayacaklardı. Kocaeli Rally'sine BC Vision Motorsport'un davetlisi olarak gelen İtalyan pilot Tullio Versace de iyi bir performans ortaya koydu. İlk etapta 4. günün son etabında ise 3. zamanı yapan İtalyan ekip günü 4. sırada tamamladı. Con A4. Con D4 meno. In D3. Su 2 incrocio. Apre mai. 100. İlk gün 31 saniye zaman kaybı yaşayan İtalyan ekip ilk kez ülkemizde yarışmasına rağmen iyi bir iş çıkarttı. Evofon Rally Team ekibi Buğracan Kılıç, Yusuf Çalık ikilisi ilk gün müthiş iş çıkarttı ve genel klasman 5.'si oldu. İlk etabı 5. sırada tamamlarken ikinci etabı ise 7. sırada tamamlayarak günü sınıf M'de lider olarak kapattı. Fiat Motorsport Türkiye pilotları Fatih Kara, Bilge Ayan ikilisi ilk gün her iki etapta da 6. zamanı yaparak günü genel klasman 6.'sı olarak tamamladılar. Bu sezona geç başlayan GP Garaj My Team ekibi Hakkı Ağaoğlu, Emir Şahin ikilisi yeni otomobillerine yavaş yavaş ısınmaya başladılar. İlk gün ilk etapta 7. ve ikinci etapta ise 5. zamanı yaparak gün sonunda genel klasman 7.'si oldular.
Castrol Ford Team Türkiye takım pilotları Emre Hasbay, Burak Erdener ikilisi ilk etapta 8. zamanı yaparken ikinci etapta ise 9. oldu. Sol 2.5 onlu. 10 tepeli sol 3 onlu daralır. Sol 3 onlu daralır. Artı sağ 3 hızlı. Otuz sollu into erken fren sağa 4.5. Genç pilot Emre Hasbay yarışa kontrollü başladı. Bu yarışı tamamladığı anda 2021 Türkiye Rally Gençler Şampiyonu olacak. Bundan dolayı zaman zaman tempo düşürdü, zaman zamansa performansını arttırdı. Gün sonunda Hasbay Erdener ikilisi genel klasman 8.'si olurken sınıf 4'te 2. oldu. Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Sabri Ünver, Onur Vatansever ikilisi Kocaeli Rally'sine iyi başladı. Günün her iki etabında da 10. zamana imza atan Ünver, Vatansever gün sonunda genel klasman 9.'sü oldular. Sabri Ünver uzun ara verdiği spora gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki organizasyonlara katılarak elini ısındırıyor. Her yarış temposunu arttırmaya başlayan Sabri Ünver gelecek sezonunda hazırlığını şimdiden yapıyor. Serhan Türkkan ilk gün ilk etapta biraz temkinli davrandı ve etabı 14. sırada tamamladı. İkinci etapta ise 8. zamanı yaparak dikkat çekti. İkinci etabın ortalarında kameramızın üstünden geçerek yol dışına savruldu. Burada zaman kaybetmedi ama olan bizim kameraya oldu. Sevgili seyirciler, 38. Kocaeli Rally'si ilk gün ilk 10 bu şekilde tamamlandı. 38. Kocaeli Rally'si ikinci günü güneşli bir havada başladı. Garajlarda son hazırlıkları yaparlarken biz de bu sırada röportajlar yaptık. İşte ilk durağımız Castrol Ford Team Türkiye Garajı ve Serdar Bostancı ile yaptığımız röportajımız. Kocaeli Rally'sinden herkese günaydın. Bugün Kocaeli Rally'sinin ikinci günü. Dün zor bir gündü. Şansımıza Kasım ayının ortasında güzel bir hava. Biz Castrol Ford Team Türkiye olarak genç pilotlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu anda çok gururluyuz ki en genç pilotlarımızdan biri, altyapımızdan yetişen Ümitcan Özdemir genel klasman birincisi olarak gidiyor. Diğer start alan otomobillerimizin hepsi devam ediyor. Hem gençler şampiyonası hem iki çeker şampiyonası da şampiyona liderliğimizi devam ettiriyoruz. Yıllarca ev sahipliğini yaptığımız bir rally. Geçen sene bu rally'i Murat Bostancı kazanarak Türkiye şampiyonu olmuştu. Yani bu rally'i son kazanan pilot da bu takımın pilotuydu. Bu sene de yine kazanıp hem iki çekerde hem genel klasmanda hem gençler şampiyonasında şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Şimdi de BC Vision Motorsport garajındayız. Efsane co-pilot ve motorsporları TV program yapımcısı Can Ünlü'nün sorularını takımın direktörü ve birinci pilotu olan Burak Çukurova yanıtlıyor. İlk gün güzel geçti. İki etap geçtik, bir etap iptal olduğu için gayet iyiydi. Üçüncü sıradayız ama 10 saniye içinde 3 otomobil. İlk etapta bir spinimiz oldu. Ama güzel, başta da söylemiştik, herkes gayet güzel gidiyor. Biz de hızlı gidiyoruz. Bugün daha hızlı olup yarışı kazanmak istiyoruz. Göreceğiz. Herkesin hedefi aynı. Elimizden gelen en iyisini yapıp buraya güzel bir şekilde başarılı gelmek istiyoruz. Herkese kolay gelsin. 10 saniye kapanmayacak bir fark değil. Belki de 3. çıkmam bugün sana bir avantaj sağlayacak. Çünkü önde gidenler yolu temizleyecek. Dünkü iki etabı bugün de geçeceğiz. O iki uzun etapta bir avantajımız olmayacak. Ama 1. ve 4. etapta belki olabilir. Göreceğiz, elimizden gelen hepsini %100 deneyeceğiz yani. Göreceğiz bakalım. Yol notları nasıldı? Antrenman nasıl geçti? Bu arada kutluyorum doğum günün. Teşekkür ederim. 43 mu olduk? 43 olduk. Hadi bakalım. Evet. Nice 43'lere diyelim. Hep birlikte. Yani yol notlarımız iyi. Burada zaten uzunca süredir yarıştığımız bir yer. Bu yıl etaplarda çok güzel. Yani daha öncesinde ya çok kuru oluyordu, kırıcı oluyordu. Ya işte çok yağmur oluyordu, çok kaygan oluyordu. Bu sefer tam ikisinin arası güzel bir hava var. İnşallah bugün güzel geçer. Can Ünlü takımın misafir pilotu olan İtalyan pilot Tullio Versace ile de görüştü. Good morning. Welcome to Turkey. Thank you. How was the last day? Was very nice. We are very happy to be here because it's a new experience for us.
We don't know more the stage, but we are learning. What is important that we are enjoying to stay here, to have a fun with friends. We look forward to go fast today, because maybe we know better the special stage like yesterday. Yeah, how is the training? How is the stages? The stages are very nice. Are quite different from Italy, but we like too much. Yeni durağımız GP Garage My Team. Mikrofonumuzu takım direktörü Süheyl Polatoğlu'na uzatıyoruz. İyi başladık. Tabii Hakkı için bu alışma yarışı. Çünkü test falan yapamadık. İlk toprak yarışı. Malum bir de bir uzun ara vermişti. O da eli soğudu. Yavaş yavaş ısınıyor. Çok güzel. Yani inşallah sonunda güzel biter. Bugün biraz daha uzun. 4 etap geçip gelecekler. Sonunun güzel olmasını diliyorum. Test yapamadık maalesef çünkü teknik ekibimiz yurt dışında Almanya'ya da Mustafa Çakalı yarıştırıyordu. Tabii onların gelmesi son haftayı buldu. Maalesef kısıtlı bir zamanımız vardı bunun için. O yüzden bu yarışı test için değerlendiriyoruz. Antrenmanlarımız güzeldi. Yol notlarımızda falan herhangi bir sıkıntımız yok. Aracımızı ilk defa toprakta kullanıyoruz. Keyifli ama tabii yarış sprint bir yarış, arada servis olmaması etaplar arasında bizim setup yapmamızı zorlaştırdı. Çünkü akşam geldik, şimdi yeni bir setupla ikinci güne başlıyoruz ve öyle de bitecek. Yani totalde iki tane setup denemiş olacağız. Bakalım inşallah bu setupla bu ikinci gün daha iyi olur. Şimdi de Tok Sport VRT takımındayız. Takımın sportif direktörü Orhan Avcıoğlu'yla görüşüyoruz. 2021 sezonunda biz Tok Sport olarak Clio Rally Trophy Turkey yapıyoruz. 8 tane birbirine eşit otomobil, 8 tane birbirinden iyi pilot. Türkiye Rally Şampiyonası'nın içerisinde bir özel kupa bu. Çok keyifli bir atmosfer var. Diğer otomobillerle rekabet iyi. İyi bir organizasyon oluyor. Clio Rally 5 başlangıç seviyesi için iyi bir otomobil olduğunu kanıtladı. Senenin başından beri yaptığımız asfalt yarışlarda da bu işte ilk toprak yarışımız, onunla da. Çok keyifli, güzel bir organizasyon oluyor. İkinci güne ilk 3 sırada yer alan Ümitcan Özdemir, Burak Çukurova ve Buğra Banaz'ın çekişmesi damgasını vurdu. İlk 3 pilot adeta saliselerle savaştı. İşte ikinci gün özetimiz başlıyor. İkinci gün son özel etaba kadar büyük çekişmeye sahne olan rallide Ford Fiesta R5 ile kariyerinin ilk genel klasman birinciliğini Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ikilisi elde etti. Hem yarışa konsantre olmaya çalışırken bir yandan da matematik hesabı yapmaya başladı. Özdemir ve Memiş Yazıcı'nın işleri zordu. Ancak soğukkanlılığını koruyan ekip son etapta gösterdiği müthiş performansla zaman farkını kapattı ve yarışı etap finişinde sadece 1.1 saniyeyle kazandığını öğrenince müthiş bir sevinç yaşadılar. Bugün ikinci etapta lastik patlatınca tabii biraz gerilere düştük. Şimdi Burak abiyi bekliyoruz. Bu etapta iyi gittik açıkçası. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Tabii ki de birinci olmak istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni de yaptık. Özellikle son iki etap. Aytemiz'in ana sponsoru olduğu BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Vedat Bostancı ekibi rally'yi 1.1 saniye farkla ikinci sırada tamamladı. Ekip dördüncü etapta best time yaptı ancak rakipleri de çok yakın zaman yapınca dördüncü etapta zaman farkı kapanmadı. Kocaeli Rally'sinde her etapta rekabet dolu dakikalar yaşandı. Burak Çukurova 5. etapta 2. zamanı yaparken Ümitcan 3. zamanı yaptı. Bu etapta Çukurova Özdemir'den 17 saniye daha iyi zaman yapınca genel klasmanda 6.8 saniye zaman avantajını yakaladı ve rally'nin 2. sırasına çıktı. Bu etapta tam birinciliğe oturacakları sırada Buğra Banaz müthiş bir performans ortaya koydu ve etabı Burak Çukurova'nın 10.1 saniye önünde 1. sırada tamamlayınca bizim matematik hesabımız yine karıştı. Sonuç olarak 5. etap sonunda Buğra Banaz 12.2 saniye farkla rally lideri olurken Burak Çukurova 2. ve yarışın lideri Ümitcan Özdemir ise 2 sıra kaybederek 3.'lüğe geriledi. İlk 3 sıra her etap yer değiştirmeye başlamıştı. Heyecan doruktaydı. Burak Çukurova 6. etapta 2. zamanı yaptı. Genel klasmandaki 2.'liğini korumaya devam etti. Günün son etabında nefesler tutuldu, nabızlar yükseldi. 60 sağ 2 iç uzun, 20 sol 2 ikili komple iç.
Tepe 10, sağ 3, complete. 100, sol 3. Buğra Banaz, rally'nin son etabında start alamadan şanssız bir şekilde mekanik sorun yaşadı ve etabı tamamlayamayarak yarış dışı kaldı. Sağ 6.5 kısa, hemen sağlı, sol yok. Çok into sol 4.5 kısa, çok into sağ 6. 30. Sağ 3. İntu sağlı. Artık gözler Ümitcan Özdemir ve Burak Çukurova'ya çevrildi. Günün son etabı olan Ersin Ergün aynı zamanda Power Stage etabıydı. Ümitcan Özdemir son etaba Burak Çukurova'nın 7.5 saniye arkasında başladı. Burak Çukurova günün son etabında temposunu artırdı. Otomobilini limitlerde kullanan Çukurova etap finişine sorun yaşamadan ulaştı. Araçlarından inen Burak Çukurova, Vedat Bostancı masada zamanları kontrol ettiler. Bir yanlışlık olması lazım. BC Vision Motorsport ekibi rally birinciliğini 1.1 saniye gibi küçük bir farkla kaybettiklerini öğrendiler. Bu dakikadan sonra BC Vision Motorsport, biz hatasız sürüş yaptık ve limitlerdeydik. Bir yanlışlık var diyerek araç içi kamera görüntülerini federasyona teslim ederek itiraz ettik dedi. Sence bu fark doğru mu Burak? Bu fark olamaz. İlk geçişte biz daha hızlıydık. İkinci geçişte 25 saniye oldu fark. İkincide daha hızlı gittik. Hani 25 saniye öbür arabanın hızlı gelmesi pek doğru değil. Göreceğiz şimdi, inkarlara bakıp göreceğiz. Yarım saniyede siz kazandınız herhalde. Öyle galiba. Bakayım bir dakika. Şimdi biz ona bakıyoruz çünkü. İlk galiba. Geçişte 2 saniyede biz hızlıyız. Evet. İkinci geçişte 25 saniye geçemezsiniz bizi yani, değil mi? Öyle bir durum var. Bakıyorum abi. Derece gibi yarış bitti. Evet evet, çok tempo da öyleydi. Çok kıran kırana geçti. Bakalım yani, galiba yarım saniyeyle kazandık ama emin değiliz. Yanında üstün bir kopilot var. Evet. Çok tecrübeli. Değil mi? Avrupa şampiyonları rally kazandırmış adamsınız. Evet, evet. Evet. İlk genel klasman benle. Genel klasman. Aynen. İşte tecrübe böyle oluyor. Aynen. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ya hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mücadele ettik. Lastik patlattık ama sonuna kadar bırakmadık. Ve hak ettik sonuna kadar. Ümitcan helal olsun. Gerçekten Kocaeli Rally'sinde uzun yıllar konuşulacak müthiş bir final izledik. Her iki ekibi de tebrik ediyoruz. 41 burada AVM'de gerçekleşen finish seremonisi öncesi mikrofonumuzu Burak Çukurova ve Vedat Bostancı'ya uzatarak duygularını aldık. Yarış çok güzel geçti. Ümitcan da Batuhan çok güzel yarıştılar. Ama yarışı biz kazandık ve Türkiye şampiyonluğunu ilan ettik bu yarışın sonunda. Şimdi hakemler bakacaklar, görecekler. Son etapta yanlış zaman yazıldı maalesef. 8.04 yazıldı. Zamanımızın gerçeği 7.57. Bütün inkar kameralarda da gözüküyor. Düzeltecekler. Sonuçta problem yok. Ümitcan da Batuhan müthiş bir yarış çıkardı. Diyecek hiçbir şey yok. Onların da eline sağlık. Çok yakın bitti zaten yarış. Kocaeli Rally'si her zaman güzel bir yarıştı zaten. Etapları da çok güzeldi. Şu an için kesin sonuçlar açıklanmadı. Önümüzdeki İstanbul Rally'si sonucunda karar verilecek. Biz de o zaman sizlerle paylaşacağız. Yarış çok kıran kırana geçti ve çok çekişmeli geçti. Elimizden gelen her şeyi yaptık ilk etaptan itibaren. Hep yüksek tempoda gitmeye çalıştık. Bu yarışa zaten çok iyi hazırlanmıştık. Ayrıca toprağı da çok özlemiştik zaten. Çok mutluyuz. Genel klasmanda birinci olduk. İnşallah devamı gelir. Geleceğini de umuyoruz çünkü gittikçe hızlanıyoruz, gittikçe tecrübe kazanıyoruz. Tüm destekleyen herkese, sponsorlarımıza, Jotun Boya, Uğur Tim, Castrol, tüm takıma, Ford ailesine çok teşekkürler. 38. Kocaeli Rally'sinde üçüncülük basamağındaysa BC Vision Motorsport takımından misafir İtalyan ekip Tullio Versace Eneo Ciatti yer aldı. İtalyan ekip ikinci gün 3 etabı 4. sırada tamamlarken Power Stage etabını ise 3. sırada tamamlayarak göz doldurdu. Sevgili seyirciler, haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Power Stage sıradaki konuyla devam ediyor. Rally'nin genel klasman 5.liğini GP Garaj MyTeam ekibi Hakkı Ağaoğlu Emir Şahin ikilisi elde etti. Ekip bu sezonun bitimine son 3 yarış kala yeni otomobilleriyle sezona giriş yaptılar.
sırada tamamlamışlardı. İkinci gün tempoyu biraz daha arttırdılar ve rally'yi genel klasman 5.'si olarak tamamladılar. Son etap finişinde mikrofonumuzu Hakkı Ağaoğlu'na uzattık. Etapın iki seneden sonra en soğukluğu ilk defa toprak yarışı. Bu etapın hızlılarında az kalsın bir takla atıyorduk, Allah korudu. Yani bayağı korktuk. Seneye bunlar bir antrenman. Organizasyon açısından bir sıkıntı yok. Her zaman olduğu gibi güzel bir organizasyon olmuş. Kocaeli iyi bir organizasyon gerçekleştirdi. Castrol Ford Team Türkiye takım pilotu Emre Hasbay genel klasman 6.'sı olurken sınıf 4'te 2. oldu. Ve bu sonuçla 2021 Türkiye Genç Pilotlar Şampiyonluğunu garantiledi. Bekle. Biliyorum. Sarı fren, sol 2 dikkat. Evet. 10 sol kez, 10 sağ, 2.5 artı sol 3. Sağ. 2.5 artı sol 3. Artı sağ 2.5. Gençler şampiyonu diyebilir miyiz artık? Abi iki çekere galiba var ama gençleri garantiledik bu yarışta. Başından sonuna iyi hissederek gittiğimiz ve aslında çok güvenli bir tempoda gittiğimiz bir yarış oldu. Ona rağmen birçok kişinin önünde kalabildik aslında. Hedef bu yarışta hem iki çekeri hem gençleri garantilemekti ama olmadı bu sefer. İstanbul Rally'sine kaldı. Bakalım takıma, co-pilotuma, bütün sponsorlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün bu yarışa kadar yarışların hepsinde sorunsuz bir otomobille devam ettik. Mutluyuz, bakalım sıra iki çekerde. Organizasyon nasıldı, parkur nasıldı? Organizasyon aslında gayet güzeldi. Parkur da iyi hazırlanmış. Dünün 3. etabı sadece olsaydı o etap da keyifli bir etaptı. Ama yapacak bir şey yok. Onun dışında bence kusursuz bir organizasyondu. Yarışın başından itibaren oldukça kontrollü sürüş sergileyen Emre Hasbay, Burak Erdener ikilisi gün sonunda kupalarını havaya kaldırırken oldukça heyecanlıydı. Sena Turizm sponsorluğunda yarışan Sabri Ünver, Onur Vatansever ikilisi Kocaeli Rally'sine hızlı başlayan ekiplerdendi. İlk günü ilk 10 içerisinde tamamlamayı başaran ekip ikinci gün istediklerini yapmaya başladılar ve günü genel klasman 7.'si olarak tamamladılar. Rally'nin son etabı aynı zamanda Power Stage etabıydı. Sabri Ünver bu etapta hızlı isimlerin başında geliyordu. Etabı 5. olarak tamamlamayı başaran ekiple finişte sıcağı sıcağına görüştük. Evet, nasıl geçti? Benim için çok zorluydu. Fakat Kocaeli çok sevdiğim toprak yarışlarından bir tanesi. Çok güzel, organizasyon mükemmel. Kompilotumla toprakta daha güzel şeyler çıkarmaya başladık. O sevindirici. Her şey güzel. Sizlerin burada olması çok güzel. Spora verdiğiniz katkılardan ve bütün kamuoyuna, spora ilgiye karşı arttırmanız çok daha bir güzel. O yüzden hepinizi canı gönülden kutluyorum. Sağ ol, her zaman bu sporun içinde var olun. Seni de çok seviyorum Can abi. Sağ ol canım hep. Çocukluğumuzdan beri bu sporun içindesin. Benim bütün beklentim bütün kamuoyuna inşallah bu sporu daha çok sevdirmek, ilgiyi arttırmak. Tabii burada iş bize düşüyor. Özellikle bütün arkadaşlarıma da sesleniyorum. Şehir içinde halka karşı olan saygımız, spora saygımızı arttıracak. Bizim topluma olan saygımız, spora olan saygımızı arttıracak. Bunu bütün arkadaşlardan her gördüğümde söylüyorum. Sizlerin aracılığıyla da spora olan ilgiyi ancak biz arttırabiliriz. İnşallah bunu başarıp daha güzel yerlere sporu getirmek istiyoruz. Kocaeli benim memleketimin yarışı. Ben İzmitliyim. Burada yarışmak benim için ayrı bir zevk her zaman. Burada öğrendim ben bu sporu. Sabri abin de dediği gibi toprakta biraz daha hızlandık. Daha çok keyif aldık. Daha keyifli geçti. Daha güzeldi. Organizasyon harikaydı. Coaster gerçekten her zaman çok iyi organizasyon yapıyor. Hiçbir zaman bu standardı bozmadı. Böyle de devam edeceğine inanıyorum. Ali Türkkan, Aras Dinçer ikilisi ise rally'e biraz tutup başladı. Bir türlü istediği performansa bu yarışta ulaşamayan Ali Türkkan oldukça zaman kaybetti ve gerilere düştü. Sol 1.5. Sağ 2.
Sol 1.5. Sağ 1.5 dibi. Sağ 4 kısa 20. Yine sağ 4 kısa hemen sol U. 10. Sol 5 kısa. Sağ 4. İlk 3 içerisinde görmeye alışık olduğumuz Ali Türkkan Aras Zinçer ikilisi için bu yarış istedikleri gibi gitmese de finish görmekten dolayı mutluydular. Ekip gün sonunda genel klasman 8.'si olarak bu raliyi tamamladı. Yarışmak mı zor, baba olmak mı zor? Baba olmak tabii ki. Bunu sana da sormak lazım. Sen de babasın. Baba olmak daha zor tabii ki. Geldi oğlum. Kutluyoruz. Evet, teşekkürler. Başarıların da devamını diliyorum. Mersi. Bütün gençlerin önü açık olsun inşallah. Geçmiş olsun. Teşekkürler Can abi. Nasıl geçti gün? Yarış mı? Tabii. Başka şeyler yaptınız mı bilmiyorum. Dansmalar ettirirse. Yarış zor geçti. Özellikle ilk gün aradığımız hızı bulmakta çok zorlandık. Hem otomobille uyum, hem benim kendi içimde yaşadıklarım. Belki de günümde değildim. İlk gün biraz debelenmeyle geçti. İkinci gün hızımızı arttırdık, tempoyu da bulduk ama artık ilk gün kaybettiklerimizi kazanacak kadar vakit yoktu. Bu yüzden öndeki iki rakibimizi geçtik ve iki çekerde üçüncü olarak finişe geldik. Yanılmıyorsam da Emre takım arkadaşımız gençler şampiyonu oldu. Ümitcan yarışı kazandı. Yani netice olarak Castrol Ford Team Türkiye harika bir yarışa imza atmış oldu. İlk gün biraz Ali'nin dediği gibi metanetli diyelim. Aradığımız hızı bulamadık söylediği gibi. Daha sonra takımdan gelen bazı ayar tavsiyeleriyle otomobili biraz değiştirdik. O yaptığımız değişiklikler epey işe yaradı. Lastik stratejimizi de biraz değiştirdik. Bugün zaten önümüzdeki rakipleri belli bir hedef koymuştuk. O hedef doğrultusunda belli bir tempoda gittik. Maksimum gitmedik. Bu yarışı bitirdiğimiz için mutluyuz. Evofon Rally Team pilotu Buğracan Kılıç, Yusuf Çalık ikilisi ikinci güne de çok iyi başladı. İlk etapta 5. zamana imza atan ekip ikinci etapta 10 saniye zaman kaybı yaşadı. Bu sonuçla genel klasman 8.liğine yükseldi. 5. etapta başlayan mekanik problem 6. etapta daha da büyüdü ve etabı yavaş bir tempoyla geçti. Bu etapta 25. zamanı yapan ekibin başka şansı kalmamıştı. Her şeye rağmen genel klasmanda ilk 10 içerisinde yer aldı. Gün sonundaysa genel klasman 9.'sü oldu. Etap finişinde mikrofonumuzu Buğracan Kılıç'a uzatıyoruz. Arabamızda bir problem var turbo ile ilgili. İlk gün o yüzden kazandık bütün etapları. Kaç oldu? Beşinciydik genel klasmanda. Grup Ende ve gençlerde birinciydik. Bugün ikinci etap bir problem. Yani ilk etapın sonunda bir problem yaşadık bu etapın. Şu anda sanırım 10.'yüz. Ama Grup Ende yine birinciyiz. Gençlerde bilmiyorum kaçıncıyız. Teşekkürler. Başarılar daim olsun. Sağ olun. Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi 38. Kocaeli Rally'sine muhteşem başladı. İlk günü genel klasman 11.'si olarak tamamlayan ekip rally sonundaysa bir basamak daha yukarıya yükseldi ve 10. oldu. Into late 6 left. Into 5 plus right. 10. Short 6 left, 20. Easy 6 left, 10. Easy 3 plus right, open 6. Sınıflarındaysa tüm etaplarda 4. zamana imza atarak genel klasmanda 10. oldu. 2019'dan beri toprakta yarışmıyorum. Elim biraz paslanmış olabilir diye düşünerek
buraya sadece keyif alayım, hani yarışı bitirelim, hani tempoyu yakaladım gibi gibi ama işte safe gidelim diye başlamıştık. Evet evet ama yarış güzel sonuçlandı. Fiesta Cup 1, 2 çeker 4, genel klasman 10. Öyle güzel bir yarıştı, çok keyif aldık. Keyifli geçti. Bugün de yani yine aynı şekilde dedik sabahtan böyle hani keyifli keyifli gidelim dedik. Tempoyu da güzel yakaladık. Tempoyu güzel yakalamışken de baktık zamanlara da yansıdı. Böyle bir aslında ne stressiz olmak daha mı iyi geldi? Evet, evet. Hiç stres yoktu. Hiç stres yoktu. Çok rahattık. Böyle bize yaradı yani stressiz olmak. Rally'nin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye oldu. Bir Kocaeli Rally'sinin daha sonuna geldik. Aslında Kocaeli Rally'si bizim çok sevdiğimiz, bize uğurlu gelen, yıllarca şampiyonluklar kazandığımız çok önemli, çok değerli bir rally. Bu rally de aynen tasarladığımız, planladığımız gibi geçti. Her noktası bizi çok mutlu etti. Tabii en büyük mutluluğumuz Ümitcan Özdemir gibi gencecik yepyeni bir pilotun, daha bu sene R5 kullanmaya başlayan bir pilotun, onlarca yıl R5 otomobil tecrübesi olan birçok pilotu geçip bu yarışı kazanmış olması. Bu bizi tabii çok mutlu etti. Bu Castrol Ford Team Türkiye'nin bütün dallardaki rekabetçiliğini ve liderliğini devam ettiriyor. Hem Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu, hem Türkiye Genç Pilotlar Şampiyonluğu. Genç Pilotlar Şampiyonluğunu zaten bu yarıştan itibaren matematiksel olarak garantiledik. Castrol Ford Team Türkiye olarak Markalar Şampiyonluğunu garantiledik. İki çeker şampiyonluğunda hala lider vaziyetteyiz. Bunlara ek olarak tekrar Türkiye Rally Şampiyonası'ndaki zirve mücadelesinin içerisindeyiz. Çok mutluyuz. Start alan otomobillerimizin %90'ı yarışı bitirdi. Fiesta Rally Cup'ta inanılmaz bir mücadele vardı. Son etabın son kilometresine kadar devam eden bir mücadele vardı. Özellikle Kaan'la Serhan arasında. Orada da mutlu sona Kaan ulaştı. Yani daha bundan daha fazla ne olabilirdi bilemiyorum. Biz Castrol Ford Team Türkiye olarak son derece mutlu olarak bu rally'den ayrılıyoruz. Takımlar birinciliğini ise BC Vision Motorsport kazandı. Sevgili seyirciler, bu hafta 38. Kocaeli Rally'si genel klasman ilk 10'u izledik. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.